Mercan'ı Yusuf yerlerinden tekrar sizlere hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğum AGAT Başkanı Sayın İbrahim Aslan. Birinci bölümde biraz deprem, biraz da siyaset konuştuk. Yine Adıyaman'ı sormuştum. Adıyaman'da neler oluyor siyasette? Bu Adıyaman'ı konuşacağız. Tekrar dönüp ilçelerden başlayacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Başkan, Adıyaman'ı sormuştum. Özellikle il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyelerini konuşuyorduk. İl genel meclis üyeleriyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani il genel meclis üyelerinin hepsi değişti Adıyaman'da. Kağıtta da il genel meclis başkanı Sayın Mustafa Mehmet Can Erdoğan sonuncu sıraya koyuldu. Bu çok büyük bir değişim. Özellikle dağ bölgesindeki sıralama 5. olarak verildi. Yani bana göre şu an için Adıyaman'da yapılmış en kötü listedir denilebilir İl Genel Meclisi'nde. Yani Mehmet Can Erdoğan'ın kaybetmesi her zaman en sondaki sıradaki... O Kağıtta'dan gösterildi. Kağıtta'da zaten AK Parti 4 çıkarıyor. Yani evet. Adıyaman'la ilgili de Adıyaman'daki liste çok iyi mi? Bana göre çok iyi bir liste değil. Sıkıntılı bir liste. Süreç nereye götürür, ne olur bilinmiyor. Ama dost ahbap ilişkisi önemli çıkmış başkan burada. Yani her zaman dost ahbap ilişkileri vardır. Ama diyorlar yok dost ahbap yok. Yani parti dava işte şeklinde her zaman her demecinde öyle diyorlar ama. Şimdi ben biraz ilk bölümde dedim ki dava diyen, mücadele verdim diyen, memleket için bunu yaptım diyenlerin %99'u yalan söylüyor. Siyasetçiler bu konuda insanları iyi kandırır. Yani böyle bir şey yok. Yapılan listeler bana göre yanlış bitti. Yani sonuçta siz depremden dolayı hepsini değiştiriyorsanız bile kendine göre bölge bölge denklem vardır ama hiçbir zaman hepsinin değişmesi doğru değil. Bugün 4 tane milletvekilimiz değişti. İşte Adıyaman sahipsiz kaldı. Ahmet Aydın'ı arayacak duruma geldik. Öz eleştiri yaptık. Bu değişenlerde metal yorgunluk mu vardı? Ne vardı başka? Yani metal yorgunluk olup olmadığını onu sayın 4 tane milletvekilimize, il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza sormamız lazım. Listelerin doğru olmadığını söyleyip aynı listeleri yayınlayan arkadaşlara sormak lazım. O bizim sorumluluğumuz değil. Tabii daha önce de söylemiştim. Ama gözüken o Adıyaman'la ilgili genel manada belediye seçimleriyle ilgili ilk bölümde de söyledik. Yani il genel belediye encümen listesi AK Partililerin kendi beyanı çok kötü. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesi var. Sayın Abdurrahman Tuttere bana göre Adıyaman'daki sağ kesime göre çok iyi bir liste yapmış diyorlar. Listesi de kendine göre kaliteli. Saadet Partisi'nin listesi Sayın Haşim Aşnuk, hakikaten deprem zamanı, eğer bu memlekette birine teşekkür edilmesi gerekiyorsa, bana göre Saadet Partisi İl Başkanı ve şu andaki belediye başkan adayı Haşim Aşnuk'undu. Çünkü devlet bile Kızılay'dan AFAD'la aşevlerini 4 ay, 5 ay açık tutarken, hepsi Temmuz ayında kapatırken, Eylül ayının sonuna kadar Karapınar tarafında kurmuş olduğu aşeviyle, günde 1000 kişilik hem kahvaltı hem yemek çıkarıp insanlara ücretsiz verip oraya gitmek istemeyen, depremden sonra tüm mal varlığını kaybeden, düştüğü durumu kendine yediremeyip kapısından çıkamayan, çadırda kalan insanların gönderdiği o tencerelere bile doldurup verdiler. Devletin Kızılay'ı, devletin AFAD'ı, belediyeler bile insanların götürdüğü tencerelere yemekleri doldurmadılar, vermediler. Gelin kendiniz alın dediler. Tam 7 ay boyunca orayı açık tuttular. Kendi imkanlarıyla tuttular. Yani ahde vefa olursa, o biraz önce dediğim siyasette ahde vefa yoktur. Sayın Haşim Aşnuk hakikaten beklentinin üstünde mücadele verdi. Bununla beraber Sayın Abdurrahman Tuttere de yani imkanları dahilinde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin imkanlarını getirdi ama bir Malatya'ya göre, bir Hatay'a göre Adıyaman'a gelen yardımlar kıyasladığımızda çok azdı. Ama sonuçta imkanları dahilinde zorladı. Yani Nazif Atalay yeniden Refah Partisi'nin adayı, şu anda sağda tüm Türkiye'de AK Parti'ye kızan seçmen, AK Parti'nin içerisinde
aday adaylık bekleyip alamayanlar Adıyaman'da da yeniden Refah'tan aday oldular. İşte Kahta'da ben yeniden Refah'la ilgili örnek vereceğim. Abdurrahman Toprak'ın kardeşi Mehmet Toprak. İşte Gölbaşı'nda Yusuf Özdemir. Çelikhan'da Nebi Bulut. Besni'de İsmail Sümer. Adıyaman'da Nazif Atalay. Sincik'te Mehmet Buz eski belediye başkanı. Bakın yeniden Refah Partisi hem ilçelerde hem ilde kendine göre iyi bir aday listesiyle seçime giriyor. Bu sandığa ne kadar yansır? Şu andaki belediye encümenlerinin tepkisi ne kadar yansır? Belediyeden veya Sayın Ziya Polat'tan beklentisi olup beklentisini karşılanmayacağına inanan, sözde dava adamları olup çıkarları için memleketi bile satan, o 200'lü siyaset yapan 200'lülerin hangi partiye kayacağını merak ediyoruz. Çünkü o seçmenler de iyi bir seçmen. Adıyaman'da her zaman 20 ile 30 bin arası ortada dönen bir oy var. Bunu algıyla yönetiyorlar. Sayın Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran paylaştığımız listeye algı diyor ama kendi partilerinde beklentileri karşılanmayan, sözde dava adamı olup her türlü hırsızlığı, üçkağıtçılığı, dalavereliği yapan AK Parti'ne mensup o 200'lülerle ilgili yapılan algıyla ilgili ne diyeceklerini çok merak ediyoruz. Çünkü sonuçta bu memleketin kalkınması için makine mühendisi, jeoloji mühendisi, harita mühendisi lazımdı. Milletvekilleri eğer bu memlekette o odalardan birer tane bu mühendislerden isteyip belediye başkanına vermiyorlarsa, il ilçe başkanı bununla ilgili bir dayatma, bunun adı dayatmaysa bu memleket için dayatmaları gerekiyordu. Sayın Ziya Polat'a sen bu encümen listesiyle girme, bununla gir dedilerse Ziya Polat yok ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu kadar kötü bir liste, bunu AK Partililer söylüyor, biz söylemiyoruz. Bunu milletvekilleri söylüyor, bunu teşkilat söylüyor. Şu anda AK Parti... Yarın kim söylüyor diye sorarlarsa siz cevap verebilir misiniz? Ben tek tek isim de veririm. O konuda rahatım. Yani milletvekilleri de bilgimiz yok diyor, teşkilatta bilgimiz yok diyor. O zaman bu listeyi yani siz götürdünüz ya da bizim Deli Fero götürdü ya da Deli Celil götürdü Yüksek Seçim Kurulu'na. Sayın İl Başkanı Emrah Bulucu'nun, Sayın Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran'ın yerine imza atıp teslim ettiler. O zaman memlekete yalan söyleyenler biz değiliz, siyasetçilerdir. Algıyı yapan siyasetçilerdir. O söz verip yerine getirilmeyen, o makamlarda kendilerini göremeyenlere verilen tepkinin doğruluğunu konuşamayan 200'lüler bizler değiliz. O 200'lüler gözümüzün içine baka baka bize yalan söylemeye kalkanlardır. Bu kadar tepki vermemin nedeni şartlar ne olursa olsun insanları gerçekleri söylediklerinde yalancılıkla suçlamaktır. Yani biz depremden önce bunları konuşmuyorduk, söylemiyorduk. Ama depremden sonra kim olursa olsun insanları kandırıyorsa, 200'lük yapıyorsa bu gerçekleri söyleyeceğiz, söylemeye devam edeceğiz. Adıyaman'ın durumu bu. Yani bugün Adıyaman'da iktidar partisi çok rahat seçim alır diyenler, kendi şu anda parti, ben biraz önce akşam saat 9 civarı AK Parti karargahının önünden geçiyordum. Televizyona yürüyerek geliyordum. Saadet Partisi'nin karargahına uğradım. Sayın Haşim Aşık Başkanı bir ziyaret edeyim dedim. Çayını içeyim, kendisi yoktu. Çayımı içtim, AK Parti ile bitişikler. Oradan artık yürümek zorundayım, selam verdim. Şimdi oraya baktım. Orada bulunanların yarısı, kamera kayıtları mevcuttur. Sadece çıkarı için eşini, kızını, sevgilisini, dostunu, ahbabını, nasıl bu iktidar partisinden nemalanırım diye düşünenlerin bulunduğu bir cenaha dönmüştü. Bu kadar ağır konuşuyorum. Sayın İl Başkanı oradaydı, ilçe başkanı oradaydı. Onları bizden iyi biliyorlar. Sayın Belediye Başkanı adayları da oradaydı, Ziya Polat. Allah Ziya Polat'a yardım etsin. Niye yardım etsin? Bugün Ziya Polat'ın kaybetmesini isteyenler muhalefet partililerin ekipleri değil. Muhalefet partisinin zaten görevi bu. Kazanmak istiyor, iktidara kaybettirmek istiyor. Bugün Haşim Aşnuk, Saadet Partisi'nin belediye başkanı adayı. Bugün Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayı. Bugün Nazif Atalay, mertçe, erkekçe AK Parti kendisine adaylık vermedi. Çıktı, istifa etti, gitti. Yeniden Refah'tan aday oldu. Bu erdemliktir, bu erkekliktir. Bugün AK Parti'de olup belediye encümenliği alamadığı için ağlayanlar var. Bakın ben gergerliyim. İki gündür gergerliler
ayağa kalkmış, Adıyaman'da AK Parti bize encümen listesi vermedi. Adıyaman merkezde 12-13 bin gergerlerinin oyu var. Eğer siz 12-13 bin gergerlerinin oyunu bir tane belediye encümenliği için pazarlığa açıyorsanız sizin insanlığınız tartışılır derler. Bugün bize bunu söylüyorlar. Ben de gergerliyim çünkü. Siz bir belediye encümenliği için binlerce insanın oyunu ipotek edebileceğini zannediyorsanız bu sizin ne kadar seviyenizin düştüğünü, pazarlıklar için kendinizi neye harcayabileceğinizi sorgulanıyor. Gergerliler oy mu verecek? Gergerliler neye oy vermesi gerekiyor? Milletvekillerinin gergere ne hizmet getirdiğini. Bugün 5 senedir Sayın Abdurrahman Tutdere meclisteydi. Biz gerger yoluyla ilgili ben bunu defalarca söyledim. 100 küsür tane haber yaptık. Sayın Abdurrahman Tutdere 104 mü 105 tane gerger yoluyla ilgili meclise soru önergesi verdi ve en son gerger yolu yapıldı, ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı, ödenek verilmedi, onu bile gündeme getirdi ve yapıldı. Gerger ilçe olduğundan beri, 54'ten beri Sayın Abdurrahman Tutdere milletvekili sıfatıyla köyleri gezen tek milletvekiliydi. Aldığı oy 900 küsürdü. Şimdi bakın vefa yoktur dediğim olay bu. Bugün Çelikan sahipsizdi diye halen Çelikan yolunun bırakın ihalesi, Çelikan yolunda bir kar yağdığında karayolları o yolları açmıyor. Günlerce yollar kapalı oluyor. İnsanlar orada kaza geçiriyor, vefat ediyor, ölüyor. Bunu sorgulayabilen bir basın yok. Bunu sorgulayabilen bir STK yok. Sivil toplum örgütü yok. Biz canlarımızın hesabını soramayacak kadar aciz ve ikiyüzlüyüz. Yalakalık yapıyoruz bu memlekette. Siyasetçiler budur. Yarın Ziya Polat'ın nemalanamayacağını inananların hepsi çıkacak meydana Ziya Polat hırsızdır diyecek. Ya Ziya Polat hırsızdırsa bugün AK Parti'de aday gösteriliyorsa o zaman onu aday gösteren genel başkan yardımcıları da hırsız. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı da mı hırsız? Genel başkanlar da mı hırsız? Döner insana bunu sorarlar. Olay hırsızlık değil. Olay Ziya Polat'ta ne beklentisi vardı da karşılanmadı olayıdır. Tamam Ziya Polat'ı eleştirebiliriz. Ziya Polat'ın eksiklerini söyleyebiliriz. Bu her partide geçerli değil mi? Çok doğaldır. Her partide geçerlidir ama iktidar partisinde imkan çok olduğu için ne kadar daha çok hırsızlık yaparımın derdine girenler, yolsuzluk yaparımın derdine gidenler, kendi çıkarı için her türlü çirkefliği kendine nemalanmış görenler bunu fazlasıyla yapıyor. Şunu kimse söylemiyor. Sayın Ziya Polat'ın listesinde niye bugün jeoloji mühendisi yok? Bugün harita mühendisleri niye yok diyemiyorlar? Bir tanedir. İşte Sayın Uğur Dündar. Niçin bunlar konuşulmuyor? Bu kalitede bu memleket için emek vermiş STK'lar niçin yok? Kimse bunu sormuyor. Müracaatlar vardı ama jeoloji mühendislerin belediye meclis üyeliğinde müracaatları vardı. Tamam, ben de şunu söylüyorum. Yani alınmadı, doğru. Tamam, alınmadı. Bunu sorgulayamayanlar, bunu konuşamayanlar, bunu söyleyemeyenler bu memlekette 5 tane koyun teslim etmeyeceğin, 1 tane bakkal dükkanı teslim etmeyeceğin, bir şirkette çaycı bile almayacağın insanlar biz belediyede belediye encümeni olacağız, başkan yardımcısı olacağız diye düşünürlerse ki şu anda AK Parti belediye encümeni listesinin, bakın ben yine söylüyorum. Şu anda 4 tane milletvekilimizi yayına alalım. 4 tane milletvekili 28 kişilik encümen listesinin yarıdan bir fazlası 15'inin ismini bilirlerse biz bu işi bırakacağız. Belki kendi akrabasının ismini bilebilir. Akrabaları var mı yok mu da onların bileceği. Yani o yüzden Adıyaman'da seçim gelecek hafta itibariyle taşlar tam yerine oturur. Ondan sonra iyi bir seçim süreci yaşayacağız. Çünkü Adıyaman'da AK Parti'de bugüne kadar nemalanıp Ziya Polat'tan nemalanamayacağını düşünenlerin AK Parti'ye ne kadar zarar verebileceğini, ne kadar oyları götürebileceğini, çıkarları için nasıl hareket edebileceğini kişilerin sayısını kimse kestiremiyor. Burada Sayın Abdurrahman Tutdere'nin, Sayın Haşim Aşnu'nun, Sayın Nazif Atalay'ın sahada vereceği mücadele çok önemli. Çünkü ne kadar sahaya inerlerse, ne kadar insana dokunurlarsa, iktidar partisinin bir senedir yapamadığı konutları, konteynerlerdeki eksikleri, insanların yaşadığı sorunları, olmayan servislerle çocukların gidemediği okulları konuşurlarsa, insanların o sorunlarını, sıkıntılarını gündeme getirirlerse o zaman çok şey değişir. O zaman belki de iktidar partisine Adıyaman bir ders verecek. Evet. Işık Gazetesi sahibi Sayın Bilal Işık.
Size de teşekkür ediyoruz. Yazdığınız mesaj geçerli değil. Ben sadece İbrahim Bey'in sözlerini kesmemek adına araya girmiyorum. Siz de bilirsiniz ki saygı göstermemiz gerekiyor. Sözlerini bitirdikten sonra soruyu sormaya devam ederiz. Ben moderatör olarak duruyorum. Yorumcu değilim. Yorumcu olduğum zaman iş değişir. Size saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere diyorum Bilal Bey. Sağ olun. Efendim, tabii mesajlar çok yoğun şekilde geliyor. Ben Adıyaman'la ilgili şu cümleyi de ekleyeyim. Sayın Bilal Işık'a da selam söylüyoruz. Sayın Bilal Işık, mesajda yazdığınız konuyla ilgili benimle ilgisi yok. O Baykan Bey'le ilgisi var. Onu ifade edeyim. Yani şimdi adli vefa dediğimiz olay yok. Bakın, işte bugün AK Parti'nin belediye encümen listesinin birinci sırası Sayın Rahmetli Yakup Taş'ın oğlu. Evet. Bu iyi bir vefadır. Tabii. Ben Ziya Polat'ı o konuda takdir ediyorum. Şimdi Hüseyin Özhan hakikaten ilk günden beri takdir edilecek bir durum. Her konuda, her platformda Rahmetli Yakup Bey'i anlıyor, söylüyor, konuşuyor. Bakın bunlar çok iyi şeyler, bunlar güzel şeyler. Bu memleketin ayağa kalkması, kalkınması, gerçeklerle yüzleşmesidir. Şimdi ben biraz önce dedim, yani eğer gergeleler burada on binlerce gergele varsa bu memlekette, %99'u da iktidar partisine oy veriyorsa, bir encümenlik verilmediği için bu kadar tepki gösteriyorlarsa bana göre doğru değildir. Gergerin yapılmayan yolunu sorgulamaları lazım. Gergere gitmeyen hizmetleri sorgulamaları lazım. Gergere 4 tane milletvekilinin yani 14 Mayıs'ta beraber 11 aydır, 10 aydır ne yatırım olarak getirdiklerini konuşulması lazım. Bunlar yapılmadığı için oy vermiyoruz demeler lazım. Ya da belediye başkanları gergerlilerin olduğu mahallelere ne yaptı denilmesi lazım. Bakın memleket derdimiz memleketse bunu konuşmamız lazım. Bir şey söyleyeyim. Şimdi Allah rahmet eylesin gerçekten Yakup Başkan güzel bir insandı. Mekanı cennet olsun. Onun çocuğunun listeye alınmasını ben de takdir ediyorum. Ama diğer taraftan belediyede çalışan bir Şerif Ayaz vardı. Yine diğer taraftan Ticaret Sanayi Odası Başkanı rahmetli Sayın İrfan Torunoğlu vardı. Bunlara da bir ahde vefa gerekmez miydi? Listede var mı bunların bir yakını, bir şeyi temsil noktasında olan biri var mı? Benim bildiğim yok onların hiçbiri. Yani dediğim gibi, şimdi onlar yok. Rahmetli Yakup abiden dolayı tekrar diyorum, teşekkür ediyoruz. Ama önemli olan memleket. Bugün eğer gergerleler bu tepkiyi gösteriyor, bu akşam veya bugün liste değişti, akşama kadar ne oldu bilmiyorum. Eğer gergerlerden bir tanesi belediye encümenliğine alınıp bu tepkiyi kapatıyorlarsa kendini bir encümenliğe sattı derler. Diyorum, merkezi kapatıyorum. Evet, ben de TUT'tan başlamak istiyorum. Listeyle ilgili TUT ilçe yönetimi ve ilçe başkanı listemiz budur dedi. Yapılmazsa istifa ederiz. Haberini duydunuz mu? Bilginiz var mı? Yani bu hafta o konuda tüm ilçelerde o sıkıntı vardı. Ama istifa etme noktasına gelen ilçeler yoktu. Yani TUT istifa ederiz birebir. Ben kendim kendisiyle görüşmedim. Duymadım ama onunla ilgili bir iddia vardı. Sonra teşkilat onların listesini tekrar düzeltti. İstifadan vazgeçti. Ama kırılganlık olduktan sonra bana göre arada her zaman diğer partilerin çıkma şansı vardır. Halen şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O yüzden normal şartlarda herkes AK Parti'nin orada kazanacağını söylüyor ama ilçe teşkilatıyla belediye başkanı adayı ters düştüğünde orada 50 ile 100 oyla seçim alınıyor, veriliyor. Şimdi o denklemde iki tane aileyi yanınıza aldığınızda seçim çok farklı bir yöne gidiyor. Başa baş giden bir seçim sürecinde onu ifade edeyim. Evet. Bir de soruyorlar, Adıyaman merkezde oy kullanacak sayı belli mi? Şimdi Adıyaman merkezde yani tüm köylerle birlikte 186 bin olduğunu biliyorum. Evet. Ama merkezde tabii Adıyaman ili içerisinde işte 32 mahalle içerisinde oy kullanacakların net sayısını da soruyorlar. Şimdi bunu size iletebiliriz daha sonra. Orada şöyle bir cevap vereyim. 14 Mayıs'ta kullanılan bir oy var. Bakın 14 Mayıs'la ilgili konuşayım. Şimdi 14 Mayıs'ta
Adıyaman'da 120 bin civarı bir oy kullanıldı. Şimdi herkes seçmen sayısının fazla olduğunu söylüyor ama burada bunu net ifade edeyim. Bildiğim kadarıyla AK Parti'nin yönetiminden bazı arkadaşlar 14 Mayıs'taki listeyi 31 Mart'ta kullanılacak gibi servis ediyorlar ya da öyle biliyorlar. 14 Mayıs'ta Adıyaman'da merkezde toplam 117.889 oy kullanıldı. Bakın. Şimdi bu şuna geliyor. 118.000. Adıyaman'da 2019'da 34 tane belediye encümeni vardı. Kontenjan hariç. Şu anda 28'e düştü. 6 tane düştü. Yani %20. Adıyaman'da 14 Mayıs'tan sonra resmi valilik bu nüfusa göre düşüyor değil mi? Tabii. %18 evet. Göç var. Nüfus göç azalması var. Tabii. Şimdi, resmi açıklama var. Evet. 118 bin oy kullanılmış. Seçmen sayısı 155 bin. Yani buna bir 5-6 bin tane de işte geçersiz vesaire oy vardır. Bu da 120 küsüre geliyor. Yani %80 civarı bir oy kullanıldı. O %80 seçmeninde olan bir süreçte 14 Mayıs'tan sonra valilik rakamlarında %18 düşüm var. Yani 155 bin oy 14 Mayıs'ta kullanıldı. Kullanılacaktı, seçmen vardı. Kullanılan oy, geçerli oy diyeyim, düzelteyim, 118 bin. Şimdi %18'i düşürdüğünüzde, 14 Mayıs'a göre konuşuyorum, kullanılacak oy sayısı o zaman 100 bin civarı. Ya AK Parti ölmüşlerimizi veya seçim kurulu, yani gidenleri tekrar göstermelik ikiz oy kullandırtacak sayı yükselebilmesi için. Çünkü 14 Mayıs'ta... O da mümkün değil. Yani 14 Mayıs'taki seçmen sayısı 155 bin. O liste 14 Mayıs'taki liste. Şimdi herkes diyor ki böyle böyle... Ama şu anda tüm Adıyaman merkez köyleriyle birlikte 186 bin. Yani 155 bin olması şu anda mümkün değil. Çünkü köylerin oyu da bunun, da, bunun içerisinde. Şimdi yok, köylerle beraber bakın onu söyleyeyim. Şu andaki sayı öyle. Şimdi bakın 155 bin işte o şimdiki sayı değil aslında. Bakın 155 bin belediye seçmeni var, 32 bin köy seçmeni var. Evet. Bu 188 bin dediğiniz rakam 14 Mayıs'taki rakamdı. Şimdi o liste elimde Adıyaman İl Genel Seçmen ve Sandık Sayıları diyor. Bakın burada 31 Mart demiyor. 31 Mart demediği için bu 14 Mayıs'taki seçmen listesi. Şimdi 14 Mayıs'ta bu. Adıyaman'da oylar düştü, oylar artmadı. Bak, yani resmi rakamlara göre tabii, %18 düşmüş. Yani şu anda valilik yok. Şimdi depremden dolayı köylerden Adıyaman merkeze geldi deniliyor ama çok gelen yoktu köylerde. Çünkü köylerde çok büyük hasar yoktu ama Adıyaman merkezdeki özellikle Vartana'da ve hastanenin oradaki iki tane konteyner kent köylere bağlandı. 4000 küsur seçmen de köylere kaydı. Onu da buradan ifade edeyim. Yani muhtarlardan dolayı da kaydını merkeze almayanlar oldu. Yani onlar devam ediyor ama 14 Mayıs'a göre konuşursak 155 bin seçmen var. Bunun yanında 155 bin seçmenin kullanılan o %80 civarı. Burada da 118 bin oy kullanılmış. Bana göre 14 Mayıs'ta kullanılan oy buysa 31 Mart'ta daha aşağı olur. TUT'la ilgili siz onu derken bir mesaj geldi. Adıyaman AK Parti İl Başkanı Sayın Emrah Bulucu, TUT ilçe başkanının restini kabul etmediği, listenin aynen devam edeceğini, il teşkilatının vermiş olduğu listeyi ilçe başkanı da kabul etmiyorsa istifasını işleme koyacağını söylemiş. İlçe başkanı istifasını geri çekmiş. Evet. Yani orada ilçe başkanı erkeklik yapmamış, tükürdüğünü yalamış oluyor. O cümleye o cümle. Ama listede kabul edilmiş. Yok. İlçe başkanının dayattığı liste kabul edilmemiş, diğer liste kabul edilmiş. İlçe başkanı istifasını işleme koyulacağı söylenmiş. İlçe başkanı da istifasını geri işleme koymadan geri gitmiş denilmiş. O partinin iç yüzü, ilçe başkanı bununla ilgili kendisi açıklama orada yapabilir. Orada ben de aldığım bir bilgiye i̇şte göre orada bir uzlaşma yok, size girildiği... bilgi veren arkadaş tam nokta değil ama o arkadaşlar haklı olarak yarın açıklama yapabilir. Biz o açıklamayı da burada yayınlarız. Bu kadar basit. Gölbaşı'na ne diyeceksiniz? Yani, Yusuf Özdemir'in Yener Rafat'ın aday olmasını nasıl değerlendirirsin? Şimdi yani Yusuf Özdemir, Hakan Toydaş ve mevcut belediye başkanı İskender Yıldırım.
Şimdi böyle de olunca iyi bir seçim havasına girildi. Çünkü Yusuf Özdemir 25 sene belediye başkanlığı yaptı. 2019'da seçimi kaybetti ve tekrar yeniden Refah'tan aday. Hakan Toydaş ilçe başkanıydı, milletvekili aday adaydı ve AK Parti'den aday. İskender Yıldırım da mevcut belediye başkanı. Şimdi iktidar partisi ikiye bölündü. İktidar partisi ikiye bölündüğü için her zaman bölünen partinin karşısındaki rakip çok güçlüdür. O yüzden mevcut belediye başkanı İskender Yıldırım şu anda en güçlü aday. Burada Sağ Cennet'teki oylar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları ne olur onu bilmiyoruz. O süreç nereye gider onu bilmiyoruz. Ama şu anda Gölbaşı'nda yani mevcut belediye başkanlığı olması dolayısıyla Sayın İskender Yıldırım bir adım önde ama dediğim gibi bu hafta belediye encümenleri ve il genel meclis üyeleri ortada yani daha yeni belli olduğu için gelecek hafta itibariyle biraz daha taşlar yerine oturur. Yani o biraz önce de TUT'la ilgili dediğiniz gibi yani anlaşmış da olabilirler, listeyi de değiştirmiş olabilirler. O konuda Sayın TUT ilçe başkanı da, AK Parti il başkanı da yapacağı açıklamayı burada yayınlarız. Çünkü bize gelen bilgiler zaten konuyla ilgili iddialardı veya söylenenlerdi. Biz onu paylaştık. Yani Gölbaşı'nın durumu şu anda öyle. Evet. Besni, Reşit Alkan. Yani Besni'de Vakkas Acar ve İsmail Simer. Eski başkan gitti. Eski başkan gitti. İsmail Simer yeniden Refah'tan aday oldu. Reşit Alkan AK Parti'den aday oldu. Reşit Alkan 2019'da Saadet'ten aday olmuştu. Şimdiki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Vakkas Acar da tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuştu. Ve ikisi ayrı partilerden girdiği için muhalefetten iktidar orada arada çıkmıştı. Şimdi yine İsmail Sümer aday. Bu sefer ikisi iktidara yakın gözüküyor. Çünkü eski ilçe başkanıydı. Ama AK Parti'nin orada bir gücü var. Yani Reşit Alkan'la Vakkas Acar arasında giden bir seçim. Yani ikisini de çok sevdiğim için, ikisi de benim için değerli olduğu için İsmail Sümer de aynısıdır. Yani Besni şu anda AK Parti her zaman bir adım önde gidiyor. Ama sonuçta bundan sonraki süreç ne olur, seçim havası ne olur onu bilmiyoruz. Ama şu an için AK Parti Reşit Alkan Besni de önde gidiyor. Ardından Vakkas Acar zorluyor. Öyle bir hava var. Çelikan, Mustafa Bulut yeniden aday gösterildi. Orada başka adaylar da var. Yeni Refah Partisi'nde başka adaylar da var. Orada bir çekişme olacak, olur mu? Yani Mustafa Bulut'un aday olacağını biz 3 ay önce bu ekranlarda söyledik. Sayın Mustafa Bulut'a da diğer adaylara da başarılar diliyoruz. Nebi Avcı aday oldu. Evet. Nebi Avcı'nın yanında... Mehmet Nebi Avcı. Evet, Mehmet Nebi Avcı. Artık biz Nebi Avcı olarak kısaltılmış söylüyoruz. Mahmut Şahin Deva Partisi'nden adaydı. Yaylagöl şu anda milliyetçi yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday. Yani bir seçim sürecine girildi. Orada Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin kendi aralarında küçük de olsa il genel meclis üyeliğini bir tarafa verip belediye başkanlığında diğer partiden adaylık bir süreci vardı. Onunla ilgili de öyle bir Gelecek Partisi'nden gelecekte Saadet anlaştı. İl genel meclis üyeliğini Saadet Partisi'ne verdiler. Belediye başkanlığını da verildi. Gelecek Partisi'ne verildi. Öyle bir süreçte de gittiği için sonuçta Mustafa Bulut mevcut belediye başkanı. Nebi Avcı da kendisinin birinci derece akrabası. Nebi Avcı ne kadar oy alır kendi ailesinden? Oylar bölünür mü başkan orada? Oylar bölünürse Sayın Bulut kaybeder. Ama şu an için onun da demek erken. Niye erken? Çünkü encümen listeleri daha dün açıklandı. Yani küçük ilçelerde dediğim gibi 50 oy, 100 oy seçimi belirler. Böyle de olduğu için bana göre şu an için Bulut en şanslı aday gözüküyor. Yani ne olursa olsun şartlar neyi gerektirse gerektirsin. Süreç ona göre gidecek, ona göre hareket edilecek. Yani Mustafa Bulut en şanslı aday çünkü mevcut belediye başkanı. Sincik başkan. Sincik'te Mehmet Buz iyi bir Mehmet Buz yeniden Refah'tan aday oldu. Mehmet Korkut iyi bir hamle yaptı. Eski belediye başkanı Altındal'ın ailesini de yanına aldı.
Hasari altında eski belediye başkanı kardeşi Kadir Bey adaydı, Ziraat Odası Başkanı. Onlar açıklama yaptı. AK Parti'yi destekleyeceklerini söylediler. Yani AK Parti bir adım öne geçti. Çünkü sonuçta orada 3 aile var. 2 aile her zaman birleştiğinde %99 kazanıyorlar. Başkan, şu anda şu tablo çıkıyor. Hiçbir parti yerinde yatmamalı. Her parti çok iyi çalışmalı diyebilir miyiz? Yani öyledir zaten. Eğer öyle olmasa zaten kaybederler. Değil mi? Her halükarda. Yani başkanlara çok yük düşüyor. Öyle, çünkü oy dağılımı meydana gelince öyle bir tablo çıkıyor. Yani o bir gerçek. Bu arada Çelikan'la ilgili Sayın Yayla Gül'ün Milliyetçi Hareket Partisi demiştim. Gelecek Partisi'nden Gelecek Hatay. Partisi. Yani bu saatten sonra Samsa Tariç tüm ilçelerde adayların daha çok çalışması gerekiyor. Çünkü Samsat'ta aday yok. Sayın eski mevcut belediye başkanı Ali Fırat aday. Yani onun dışında tüm adayların daha fazla çalışması gerekiyor. Daha çok insana dokunması gerekiyor. Daha çok vaat vermesi gerekiyor. Küçük ilçelerde daha farklı ilişkilere girilmesi gerekiyor. Evet. Kahta'ya geçmek istiyorum. Kahta'da 21 tane aday vardı. Şu anda Can Hallaç belediye başkanı adayı AK Parti'nin, diğer partilerden de adayları var. Özellikle adaylar var. Bir ara Reşat Turan'a verileceği söylenmişti. Ancak liste döndü, iş değişti. Can Erdoğan'a, Can Hallaç'a verdiler. Burada dengeler sizce nasıl? Çünkü Kahta çok kozmopolitik bir yer. Kahta'da ne olacağı belli değil. Feodalizmin olduğunu söylediğimiz bir yer. Şimdi buradaki durumu nasıl değerlendirirsin? Yani onunla ilgili şunu söyleyeyim. Bana göre Kahta Adıyaman'da seçimin en zor olduğu, kararsızların çok farklı şekilde hareket ettiği bir yer. 14 Mayıs'ta AK Parti'nin 4 milletvekili çıkarmasının en büyük desteğinin ve yardımlarının olduğu, oyun geldiği ilçeydi Kahta. Yani Kahta'da 14 Mayıs'ta 48 bin civarı bir oy alındı. Herkes 30 bin bekliyordu. O zamanın HDP'si, şimdinin DEM Partisi'nin Kahta'da 15-20 bin arası bir oy alacağı söyleniliyordu. 10 binin altına indi. Ve ilçe başkanı Osman Çetinkaya ve ailesiyle beraber, teşkilatlarıyla beraber... Ben bir araya girebilir miyim? Ahmet Aray'ı biliyor musunuz Kahta'da? Ona da geliriz. 600 kişiyle seçim karargahı açtığını duydum. Kahta'da böyle bir farklı bir şey de var. Millet Partisi'nin belediye başkanı adayı, evet, Ahmet Ayr Arı, hakikaten kendisini takdir etmek gerekiyor. Yani sonuçta tek başına, teşkilatsız, imkanların çok kıt olduğu şartlarda ilk günden beri sahada olan, insanları gezen ve Millet Partisi'nin Türkiye geneli 81 ilde aldığı oydan fazlasını bana göre Kahta'da alırsa şaşırmam. O konuda da kendisini tebrik ediyoruz. Çünkü Kahta'ya şunu söylüyor, ben de varım diyor. Yani kendi ismini tüm Türkiye'ye duyuran Kahta'daki adayların içerisindeki tek kişidir. Tüm ulusal ve yaygın medyanın haber yaptığı tek kişi Ahmet Arı'dır. Yani tüm adayları toplayın, ulusalda ve yaygın medyada Ahmet Arı'nın çıktığı haberin onda biri çıkmamıştır. Yani hepsi bir Ahmet Arı etmedi. Master konusu olabilir değil mi bu iş? Yani onunla ilgili... O kararı doktora yapanlar verir. Yani Ahmet, gerçekten büyük bir cesaret. Yani takdir etmek gerekiyor. Yani AK Parti'nin durumu o. 14 Mayıs'ta ilçe başkanı Osman Çetinkaya'nın vermiş olduğu çok iyi bir mücadelenin karşılığında alınan o 40 küsür bin oyla beraber AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Çünkü 4. milletvekilini 3 bin küsür oyla aldı. Osman Çetinkaya da bekleniyordu aslında adaylıkta. Şimdi işte Osman Çetinkaya da bekleniliyordu. Reşat Turanlı da bekleniliyordu. Evet. Ama hiç Kahta'yı görmemiş. Yıllardır Kahta'ya sadece taziyeden taziyeye gelen,
kendi AK Partililerin beyanlarını ben konuşuyorum. AK Parti'de siyaset yapmış insanların beyanını şu anda konuşuyorum. Şahsi beyanım değil bu. Kağıttaya taziyeden taziyeye gelen, Kağıttanın sokağını bilmeyen, Kağıttanın hiçbir sorununu içinde olmayan bir adaya verilmesi Kağıttada kabul edilemez. Bunu yazarlar da yazdılar. Ben bazı sitelerde gördüm, evet. İşte Osman Çetinkaya'nın verdiği bir mücadelenin karşısında böyle bir adayla AK Parti hizmete uğrar mı? Çok rahat uğrayabilir. Çünkü Kağıttada yıllardır değişim bu. Osman Çetinkaya bunu döndürebilir mi? Bana göre çok zor döndürür. Çünkü encümen listesi ayrı bir sorun. İl Genel Meclis üyeliği çok ayrı bir sorun. Yani siz iki dönemdir İl Genel Meclis Başkanı'nı alıp birinci sıradan beşe koyuyorsanız bu iki dönemdir Kağıttada tüm yolları yapılan, köylerde asfaltsız yol kalmayan, parkesiz yol kalmayan, suyu sorunu kalmayan, tüm sorunlar için mücadele eden bir İl Genel Meclis Başkanı Sayın Mehmetcan Erdoğan'ı 5. sıraya koyarak siz zaten insanlara yapabileceğiniz en büyük hakareti yapmış oluyorsunuz. Osman Çetinkaya hakikaten iyi mücadele verdi, iyi emek verdi. Kendisini de takdir ediyoruz. Ama bu Mehmetcan Halaç'a belediye kazandırabilir mi? Bana göre kazandıramaz. Niye kazandıramaz? Çünkü sizi Kağıtta gibi bir yerde encümen listesi ayakta tutar. Sizi aileler tutar, sizi çevre tutar, sizi ilişkiler tutar. Siz insanlara havadan baktığınızda insanların size bakışı değişir. Yani sonuçta Mehmetcan Halaç'ın encümen listesinde bulunan Sayın Miraç Özbek var. O konuda da hayırlı olsun diyeyim kendisine. Ama diğer encümenlerin yarısını kimse tanımıyor. Bakın AK Parti'nin Adıyaman'daki encümen listesiyle aynı. Yani koyun Mehmetcan Halaç'ın listesini 4 tane milletvekiline, Adıyaman'dan Kağıttalı olan İshak Şan milletvekilimiz. Sayın İshak Şan vekilimizin önüne AK Parti'nin listesini koyun. Yarıdan bir fazlasını tanımaz. Yusuf Turanlı aday olmadı. Yani Yusuf Turanlı olmadı. Eski belediye başkanı Ahmet Turanlı'nın oğlu Şükrü Turanlı aday oldu. Evet. Yani Turanlı ailesi zaten kendine göre yıllardır belli bir oyu var. Bana göre şu anda en güçlü aday Turanlı ailesi, Saadet Partisi. Nedeni şu, 2014 Mayıs'ta AK Parti'nin almış olduğu bir oy vardı bakın. Oyun yanında şöyle bir durum var. Hüdapar aday çıkardı. Hüdapar'ın adayı Mehmet Yavuz, eski Hüdapar Genel Sekreteri rahmetlik oldu. Onun kardeşi. Kardeşi, evet. Eğitim Birsen'in Kağıtta Şube Başkanı. Bakın, öğretmenler kendisini çok seviyor. İyi destek veriyorlar. Ve Kağıtta da 4-5 bin arası bir oy alacağı söyleniliyor. Ben kendisiyle de tanışmadım. Şimdi 4-5 bin oy demek, Kağıtta gibi bir yerde AK Parti'den eğer bu oy %99 AK Parti'nin oyu. Şimdi Hüdapar aday çıkardı. HDP, DEM Parti. DEM Parti'nin seçmeninin %60'ı AK Parti'ye, %30'u da 20'si de diğer partilere verdi. Diğeri de ortadaydı. Şimdi bunlar da, bu oylar da AK Parti'den gidiyor. Abdurrahman Toprak, eski belediye başkanı, kardeşi, yeniden Refah Partisi'nden aday oldu. Şimdi Kasım Gürpınar, kabul edelim etmeyelim. Daha geçen seçime kadar Kasım Gürpınar'ı AK Parti'nin, başta Sayın Ahmet Aydın olmak üzere, tüm adaylar Adıyaman'a götürüyordu. Kasım Gürpınar'ı Kağıtta'ya, Samsat'a, Sinci'ye götürüyorlardı. İnlice'ye götürüyorlardı. Kasım Gürpınar'ın çok iyi bir oyu var. Şimdi Kağıtta'da Kasım Gürpınar'ın oyu direkt yeniden Refah Partisi'ne kayacak. Çünkü Kasım Gürpınar bugün Şanlıurfa'da yeniden Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii. Şimdi Abdurrahman Toprak'ın zaten kendi aile oyları vardı. Onunla beraber iyi bir oy orantısına geliyor. Bunun yanında Abdurrahman Toprak'ın amcasının oğlu İsmail Toprak ki kendisini hakikaten takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Kağıtta gibi bir yerde. Yani aday adayken tuttuğu karargah şu andaki tüm adayların karargahlarından daha büyüktü, daha genişti ve aday olacağını AK Parti'den istifa edip başka partiden aday olacağını açıklayacağı gece karargahın önünde 1000'in üstünde 1500 civarı insan vardı. AK Parti Belediye Başkanı Adıyaman'a gelirken karşılamasındaki karabalıktan fazlaydı.
Bakın böyle bir karavallık var İsmail Toprak'ta. Eğer Toprak aileleri seçimin son haftası birleşirlerse çok farklı bir seçim havasına girerler. Şimdi Toprakların ikisi, bakın ikisi AK Parti'den oy alıyor. Hüdapar AK Parti'den alıyor. Şimdi AK Parti 5'e bölündü şu anda. Sayın Ömer Yalancı Kahta'da 40 senedir ailesi siyasetin içerisinde. Bugün Ömer Yalancı kırılganlık var, kızgınlık var. Yani en kötü 3000 civarı bir oya hitap ediyor veya çevresiyle beraber hareket ediyor. AK Parti oy vermeyeceği kesin. Sayın Ömer Yalancı ve ailesi, yanındaki sevdikleri, dostları kime oy verecek? Bakın bu çok önemli. 2019 seçimlerinde Ahmet Aydın devreye girmişti. Tüm aday adaylarını topladı. Belediye Başkanı Engin Akel'in listesine, cümle listesine koydu. Şu anda bir tane ben Sayın Mehmetcan Halac'ın etrafında aday adayı görmedim. Destek verenler görmedim. Musa Yıldırım açıklama yapmıştı ama aday adaylarının yönlendirmeleri çok farklı olacak. Ama şu anda gözüken bana göre Sayın İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ve yönetiminin bu kadar emeğine rağmen böyle bir liste ve böyle bir adayla seçime girdikleri için yani Turanlılar ve Topraklar arasında seçim gider, AK Parti beklemediği bir hezimete de uğrarsa şaşırmayız. Evet, bu arada bir hatırlatmada bulunayım. Bir AK Parti listesinde Abdurrahman Şahin adında birinin ismi var. Türkiye Petrolü'nde çalışan Abdurrahman Şahin değil, olmadığını beyan ettiler. Ve TEPO'da çalışan Abdurrahman Şahin ifadesi şu, benim herhangi bir partiyle herhangi bir bağım, herhangi bir ilişkim yoktur. Beni arıyorlar, beni söylüyorlar ama ben değilim diyorlar. Bunu da sizinle paylaşayım. O Türkiye Kadınlığı'ndaki Abdurrahman Şahin değil, bu başka bir Abdurrahman Şahin. Başkan, son olarak ne söyleyebiliriz? Yani Sayın Abdurrahman Şahin'i de siyasette görmek isteriz. Hakikaten Türkiye Petrolleri depremin ilk gününden bugüne kadar o süreçte on binlerce insanı ekmek verdi, yer verdi, orada konaklattı. Yani o süreçte de Sayın Abdurrahman Şahin gece gündüz demeden emek verdi. Biz emekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. O süreçte daha depremin ilk günü, örneğin Pera Uygulama Oteli, ilk gün Adıyaman'da ilk çorbayı çıkarıp insanlara, sahada olanlara, çalışanlara, yani çorba verip üçüncü gün insanları orada konaklattı. Yüzlerce insanı her gün, binlerce insana aş verdi, ekmek verdi. O süreçte Milli Eğitim Müdürü olan Sayın Ramazan Aşçı, yani Perre Uygulama Oteli'nin müdürü Sayın Hakan Temel, Perre Uygulama Oteli'nin müdür yardımcısı Sayın Selçuk Hoca ve diğer tüm arkadaşlara, TEPO'daki Abdurrahman Şahin gibi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bakın. Sonuçta o süreçleri unutmamamız gerekiyor. O süreçlerde emek verenleri unutmamamız gerekiyor. Unuttuğumuzda, biz bu memlekete iyilik yapanları unuttuğumuzda bu memlekete hakkı teslim etmemiz gerekiyor. Etmemiz gerekiyor. O ilk bölümde bir arkadaş sormuştu, Adıyaman'ın patronları ve baronları kimdir diye. Şimdi o patronlar ve baronlar, Ziya Polat'ın şu anda etrafını sarmaya çalışan yalakalardır. Ziya Polat'a düne kadar hırsız deyip bugün Ziya Polat için her türlü masrafa karşılarım diyecek kadar ikiyüzlülerdir. Bugün Abdurrahman Tutdere'nin seçimi kazanma ihtimali veya algı havasına girdiğini gördüğünde Abdurrahman Tutdere Mekke müftüsüdür diye iltifat eden ikiyüzlülerdir. Bugün Haşim Aşnuf gibi gecesini gündüzüne katan 7-24 çalışıp o kasaları bile kendileri taşıyan insanları unutup şu anda bu memlekete zerre kadar faydası olmamış, memlekete hiçbir ilgi alakası olmamış, o süreçlerde bu memleketin yaralarının sarılması için bizimle acımızı paylaşmayanların, bugün bu memlekette söz hakkı olmak için mücadele verenlerdir patronlar, baronlar, kanını emenlerdir, tefecilerdir. Yani her türlü çirkefliği yapıp küçücük çıkarı için memleketi bile satanlar ne olursa olsun, bu konumlara, bu sıfatlara gelmemesi gerekiyor. Başkan bu arada tabii tüm ilçeleri konuştuk. Gergeri konuşmadık. Diyorlar ki Gergeri neden konuşmadınız? Tabii o da benim sormadığımdan kaynaklı.
Yer yerde sorayım, ondan sonra kapatalım. Yani yer yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Nazım Kaya ve mevcut belediye başkanı adayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Gerger'de Aslanlar bu dönem aday çıkarmadı. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor. Gerger'deki AK Parti'nin adayı da düne kadar AK Parti'nin içerisinde olanlar, siyaset yapan bir aileydi. Yani şu anda gözüken dışarıdaki hava Nazım Kaya'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adım önde gitti. Ben Gerger'li olduğum için çok da yorum yapmasam da olur ama Cumhuriyet Halk Partisi sanki Gerger'de bir adım önde gidiyor. Nedeni Nazım Kaya'nın bugüne kadar siyasetin dışında hareket etmesi muhtardı. Yani insanlarla ilişkileriydi. Kimseye bir zararı da yoktu. Ve tüm cenahlar tarafından yani aileler tarafından kabul edildi ve ortak aday olarak çıkarıldı. O yüzden şu an için gözüken Cumhuriyet Halk Partisi Gerger'de önde gidiyor. Yani dediğim gibi toparlıyorum. Sonuçta bu memleketin kalkınması gerekiyor. Bu memleketin şartları ne olursa olsun insanların ikinci sınıf muamele görmemesi gerekiyor. İnsanların işte bir belediye encümenliği alamadığında memleketi ayağa kaldırıp bir encümenlik verildiğinde veya bir müdürlük verildiğinde veya bir şey söylenildiğinde bunun bu memlekete faydası olmadığı, zararı olduğu söyleniliyor. Şu anda Ziya Polat'ın yanında gezip arkasında ben belediyede bu adamı işte müdür yapacağım, bunu başkan yardımcısı yapacağım deyip ortalıkta gezinen, kendini beğenmiş ukalaların olduğunu, kendilerine göre racon kestiklerini, Ziya Polat'ın bunlardan haber olmadığına inanıyorum. Olmaz da. Şimdi sonuçta memleket bunun için kaybediyor. Memleket bu gerçekler konuşamadığı için kaybediyor. Ben bu konuda özellikle Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı olan Sayın Abdurrahman Tuttere, yeniden Refah Partisi'nde aday olan Nazif Atalay'a, Saadet Partisi'nde aday olan Sayın Haşim Aşun'a ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü onlar aday olmasaydı son iki gündür listeler belli olduktan sonra AK Parti bu kadar kaynamayacaktı. AK Parti'nin içerisindeki bu hesaplaşma dışarı vurduğunda, alternatif olmadığında insanlar adam yerine konulmayacaktı. Şu anda insanlar adam yerine konulmaya başlandı. Vatandaşa vatandaş muamelesi yapılmaya başlandı. Çünkü artık sandığın daki oyların cepte olmadığını ve olamayacağının konuşulması gerekiyor. Yoksa Ziya Polat kişilik olarak çok iyi, kaliteli biridir. Ben bunu geçen de söylemiştim. Ama Ziya Polat'ın yanında bu memlekette hırsızlık yapmış, tefecilik yapmış, memleketin kanını emmiş insanlar varsa bunları konuşmamız lazım. Bu memlekete ihanet etmiş insanlar eğer Ziya Polat da aynı kareye giriyorsa Ziya Polat'ın bunları elemesi lazım. Elemiyorsa yarın Ziya Polat da bunlarla işbirliği yapacak denilir. Bu hepsi için geçerli. Sayın Tuttere için de geçerli. Sayın Haşim Aşnok için de geçerli. Yani sonuçta önemli olan encümen listesi dediğimiz bu. Ziya Polat'ın daha kaliteli bir liste yapabilirdi. Bakın Sayın Tuttere'nin listesinde Mehmet Tırpan var. Hakikaten takdir ediyor. Yani sonuçta ilahiyatçıydı, yıllarca burada camilerde imamlık yaptı, müezzinlik yaptı. Bakın, işte Selim Çakır bağımsız aday oldu, 10 binin üstünde oy aldı. Kendi öz amcasının oğlunu Sayın Tutdere'nin listesinden encümen listesine koydu. Ve Abdurrahman Tuttere'yi destekleyeceğini söyledi. İşte diğer adaylar sağ taraf, sağ kökenli adaylar o tarafa kaydı. Yani işte Saadet Partililer Haşim Aşun'un çevresinde. Yani Adıyaman'a yakışır bir seçim süreci yaşıyoruz. Bugün Ziya Polat Cumhuriyet Halk Partisi seçim karargahını ziyaret etti. Sayın Tutdere'de, Sayın Haşim Aşnok'ta, Sayın Nazif Atalay'da inşallah diğer partilerin karargahlarını gider ziyaret ederler. Bu memlekette birlik beraberlik içerisinde.